Oh, ama hey, abi hoş geldin. Abi selamlar. Selamlar abi, nasılsın? İyidir, senden ne haber? Ya inanılmaz coşkuluydu. Bir açtım yayını, yayın yıkılıyor ya müzikten. Çok iyiydi. Enerjili oldum şu anda. Eyvallah, süper. Ya biraz da ihtiyacımız var tabii. Son günlerde çok bunaldık, ettik. Şunu da şöyle bir başa tutturalım. Ama sende durum nedir? Bu seferki abi farklı bir etki yaptı ya. Çok daraldım. Bu şeyden mi? Sokağa çıkma yasağından mı daraldı? Evet ya, vallahi yırtacağım, üstümü parçalayacağım bu sefer. Bir şey oldu bana yani bu sefer. Şu an mı yapacaksın? Üstünü şu an mı parçalayacaksın? Yani sen büyüğüm olarak izninle ben bir üstümü yırtayım. Buyur. O zaman bunu bekliyorum. Tabii ki abi, de. Hayır abi. Şimdi İbrahim yani bilmiyorum abi... ben artık böyle öyle bir alıştım ki sanki böyle hep böyleymişiz gibi geliyor bana ya. Ben çok şeyim şu anda. Yani bu sefer çok dışarıyı mı yadırgayacağız acaba abi? Efendim? Bu sefer diyorum dışarıyı mı yadırgayacağız? Vallahi çok dışarı çıkılmıyor hakikaten ya. Ben böyle yani zorunlu olmadıkça, ben şimdi işimi de evden yürütebildiğim için çok dışarıda çıkmıyorum. O yüzden şey yani. Dışarı çıkmaya da böyle bir ürküyor insan yani. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. İbrahim abi, kendi telefonun internetinden mi yoksa evin internetinden mi giriyorsun? Kendi telefonundan, ne oldu, takılıyor mu? Evinkini alabilir miyiz abi? Kendinkini şey yap. Alttan bana yazıyor arkadaşlarımız. İbrahim abi biraz bulanık oldu diye. Bulanık mı? Biraz mümkün böyle... ya, şu an iyi gözüküyorum. Bilmiyorum. Yayında bulanık mı? Ben de iyi gözüküyorum ama galiba nasıl geliyor arkadaşlar görüntü? Şimdi değiş tokuş yapacak galiba. Veyahut da düzelecek herhalde. İyi bakalım. Veyahut da şu yorumları kapasam şöyle bir. Şöyle yorumları kapasam. Kalp de atmasanız. Yok ya, evet, kalple evet. Alakalı olduğunu düşünmüyorum onu ben ya. Biraz internetle alakalıdır bence. Değil mi? Bence şimdi bilmiyorum. Düzeldi gibi abi. Düşünüyor muyum? Öyle mi acaba? Bilmem. Bakayım hemen şöyle bir yorumla. Alttan şöyle bir yani bir düzeliyor, bu blurlaşıyor böyle bir. Allah Allah. Bir bakayım şöyle bir WhatsApp'ta ne yazıyor bizim editörler. Nasıl gözüküyor diye. Evet, hala bulanık. Şöyle yapsak abi, böyle sen evin internetine acaba bağlansan. Yok ya, yani evin internetine bağlandım. Oradan da değişmedi şu anda. Yok, biraz değişti gibi sanki. Evet, bir evet abi, daha iyi oldu. Oldu mu? Şimdi bana da iyi geliyor görüntü, kendi görüntüm ama yayına farklı gidebiliyor. Ha, doğrudur. Tamam, yani tamamdır. Ben aşağıda çok görmedim. Evet abi, buyur. Tamamdır. Abi tekrardan hoş geldin. Gıyabında çok konuşmuşluğumuz var. Çok ortak arkadaşlarımız var. Bizim konservatörden sınıf abimiz Bülent Emrah Parlak. İşte aa, çok seviyorum. Süha falan. Çok da gelip izlemişliğim var size. Arada provalarınızı bile gelip izlerdim. Daha ya. BKM Mutfak zamanları, yeni başladığı zaman. Ha. Ama kısmet olmadı bir sohbet etmek. Eyvallah. Bugün özellikle şimdi bizim bu Sinema Port'takiler BKM gençliğinden böyle yüzü sinemaya dönük, işte yazdıklarıyla, senaryolarıyla birazcık daha böyle gelecek vadeden bir isim olarak görüyorlar ve özel selam gönderdiler sana. Bunu da çok teşekkür ederim. Ben de selamlarımı yolluyorum. Sağ olsunlar. Pekala. Şimdi şöyle bir başlayalım. İlk önce İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer çok güzel bir şey yapmış. Sen de dün paylaştın. Ben de fark ettim. İzmir'in galiba 6 beldesinde sinema gösterimi yapmışlar abi. Evet. Ya o çok hoşuma gitti. Yani ve benim çok hani haberim de yoktu. Sonradan haberim oldu benim olaydan. Acayip hoşuma gitti. Çünkü şey çok güzel. Yani oradaki 6 ayrı noktada hani İzmir'in tam böyle herkesin hani bir tık da dediğin gibi, senin de dediğin gibi hani bunaldığı bir dönemde güzel bir çözüm bulmuşlar. Bizim filmimizi oynatmaları da çok güzeldi. Çok güzel yorumlar aldım filmi izleyen arkadaşlarımızdan da. Vallahi hoşuma gitti. Bu arabalı sinemalar böyle dönemlerde herhalde bir tık daha sıklaşacak gibime geliyor bana. Evet. Yani çok iyi fikirmiş. Bilmiyorum tabii İzmirliler ne düşünüyor. Ben yorumlara da baktım. Bazıları açık sinemaların bu yaz olması gerektiğini söylüyor. Bazıları haberdar olamamış, izleyememişler falan. Ama bu geçmişe dönük. Yani koronayla birlikte bence güzel bir şeyler de olacak gibime geliyor.
Yani değişik şeyler olacak ya. Yani bir şekilde sonuçta bu sıkıntılar yeni çözümler doğuracak. Böyle arabalı sinema gibi işte ne bileyim başka şekilde sinemaların da kendi içerisinde bir bazı hijyen kuralları olacak. Ve o kurallarla bir şekilde şey olacak yani. Hala blurlu mu gözüküyorum ben? Abi biri ne yazmış? Niye mağdur gibi blur var yüzünde diye. Ya, ismini vermek istemeyen bir izleyici gibiyim abi şu an. Ben de anlamadım, evet. Bir yayında bir tuhaflık oldu değil mi? Peki şu kalpleri mi durdursak? Bak her yayında geyik ya bu. Kalp Yok ama atmayın. kalple alakalı olduğunu düşünmüyorum onu ya. Yani Biraz kalp var ve abi olsa ya bak. abi. Abi Acun abi 1 milyon kişi bağlandı. Kalp atmıyorlar mı? Atıyorlar onlar da. Yine bir bulanıklık olmadı yani. Bir O bence bir dursa şöyle yayınla bir alakalı. Ya kalpler denesek benden bunu. alakalı büyük ihtimalle. Valla bilmiyorum şu an. Bir ışık var burada. Bunu bir kapatayım. Şimdi nasıl? Evet şimdi de yani ışıkla alakalı değil mi? Şimdi daha iyi Neyse denk geliyor. blurla devam edelim ya bir süre. Böyle devam edelim. Daha iyi. Adını vermek istemeyen izleyici olarak devam edeyim. Buyur abi. Gibi oldu. Evet gibi oldu. Pekala arkadaşlar sinemamız adına bu 2 gündür sadece gelişen şey İzmir'de İzmir Belediyesi'nin 6 beldede işte İbrahim abinin de filmlerinin hangi filmde abi? Bayi toplantısı mı yoksa Küçük Esnaf mı gösterildi acaba? Bayi toplantısı abi. Son filmi Bayi izlettiler. toplantısını yükseldi. Son filmi Senin de izlettiler. yayında sesin Yazan gitti galiba. Sesin gidip geliyor bu arada. Allah Allah. Niye böyle bir şey oldu? Bence bu İbrahim abi. yayında büyük sorunlar var ya şu an. Bir blur'la başladık. Evet. Şey yapsak bir daha alsam seni yayına bir kapatsan olur mu? Olur abi. Ya bir Çıktın şu öyle an. deneyelim abiciğim. Bir öyle deneyelim. Ya şimdi buranın yayıncılığına da ne kadar güvenirsiniz arkadaşlar? İşte Instagram'da bir yere kadar oluyor. Bir de bu saatler artık öyle herkesin yayın açtığı saatler ki yani yoğunluktan mıdır, internet yoğunluğundan mıdır bilmiyorum ama İbrahim abi şöyle bir daha almayı deneyelim. Bakalım şöyle bir nerededir hemen şöyle. İbrahim abi geldiysen hemen bir evet şuradan hemen şöyle bir tekrardan bir deneyelim. Umarım aynı sorun olmaz. Bu sefer de bağlanamıyor. Evet, epeydir bekliyorum. Şöyle kaldıralım bakalım şunları. Oldu mu abi şu Abi anda? daha netsin ya, güzel. Evet. Evet daha Demek ki netsin. o bir kapatıp açınca kendine gelir. Olayı demek ki her zaman oluyor. İşe yarıyor yani şu anda. Her zaman yarıyormuş abicim. Evet yani Aynen. aç şurada Eyvallah. düzelir olduk ya. Evet evet abi. Eyvallah. Eyvallah. Evet yani Şuraya. İzmir'in yaptığı bu belediyenin yaptığı şey çok güzel. Belediye başkanına teşekkür ederim. Çok güzel yani. Keşke daha fazla şehirde ya hazır yaz da geldi. Şahane olur yani böyle şeyler yapılsa. Çok güzel olur. Bu yazlık sinemalar tabii önceden çok varmış ama artık o kültürü Ben yok. sonlarına denk geldim. Ben Aa. yaşım çok yok aslında. Ben 83'üm, 36 yaşındayım ama benim de böyle yani çocukken 8-10 yaşlarındayken yazlık sinema bizim yazlığımızda şeyde Bursa'da Gemlik'te yazlıktaydık. Yazlıkta hemen bizim hatta evimizin balkonu sinema perdesine bakıyordu. İlk filmlerimi de orada izlemişimdir yani. Harikaymış. Evet. Harikaymış. Sen tabii sinemaya gönül veren bir insan olarak o günlerin tekrardan geri gelmesini hepimiz isteriz. Fakat çok sıkıntılar, ne olacağı belirsiz, bir yöne doğru giden bir şey. Yani dünyada iç açıcı değil. Galiba dijitale düşeceğiz diye böyle bir günlerdir daha ve biz de Sinemaport'ta bunları konuşuyoruz. Yani acaba sinema Netflix'le birlikte işte diğer paylaşım yerleriyle birlikte dijitale mi yönelecek? Sinema salonlarına insanlar girmeyecek mi? Senin öngörün nedir abi? Ya ben o kadar karamsar değilim ya. Yani dijital ile sinema birbirini besliyor. Yani tabii ki de
Başlangıçta bu sinema için geçerli, birçok aktivite için geçerli. Elbette bir tedirgin edici tarafı olacaktır. Fakat yani sinema dediğimiz şey sadece gidip bir yerde film izlemek değil. Aynı zamanda çok güzel bir sosyal aktivite. Yani hepimizin çok sevdiği, orada haz aldığı, yani çocukluğundan bu yana keyif aldığı bir ve sevdikleriyle dışarıda yapmayı sevdiği bir aktivite. Ben yavaş yavaş bir şekilde onun da yolunu bulacağına inanıyorum. Yani her şeyi sadece evde hadi oturalım ve tamamen her şeyi buradan izleyelim. Evet yani tabii ki de bundan evvel de vardı. Bundan sonra da daha da artarak devam edecek ama hani tamamen o bitecek mi bu başlayacak ya da bu bitecek o başlayacak gibi düşünmüyorum. Zaman içerisinde değişip gelişeceğini düşünüyorum. Abi sen son yıllarda ama yani gerçekten... dijital tabii ki de kendini var edecek. Zaten hani son dönemlerde Oscar'da bile 3 tane dijital platform filmi şeydi, adaydı. Zaten hani bu bir altı çizilen bir şeydi. Artık dijital platformlar da burada söz sahibi olacak. Büyük söz sahibi olacak, zaten altı çiziliyordu. E tabii bu mesele o süreci hızlandırdı. Ama yani bunların birbirini besleyeceğini düşünüyorum. Hani sinema sektörünün de yani film sektörünün de yani sinemayı tekrar ayağa kaldıracak hamlelerde bulunacağını düşünüyorum. Abi son iki filmi de Netflix'e satmışız anladığım kadarıyla. Evet, bütün orada filmler Netflix'te var. Hepsi var değil mi? Evet. Korona ya bu pandemi sürecinde en çok izlenilenler arasında da yer alıyor. Eyvallah. Yani. Çok da ilgi gördü orada. Sen şimdi sinemaya gerçekten seni son zamanlarda takip ediyorum ve çok gönül verdin. Yazdığın senaryolar yani başı sonu ve özellikle de enerjisi olan bir hikayesi olan şeyler. Şimdi tabii çok şeyi değiştirecek, kalıp değiştirecek. Setler biraz değişecek gibi, çok komplo teorileri var. Yani ben biraz soru işaretleri arama derdindeyim bu sinema portunda, bu yayınlarında. Az önce bir arkadaşımla da konuştuk. Netflix'in müdürü açıklama yaptı. Çekimler başlıyor diye. Netflix'in müdürü hoşuma gitti diye. Evet, müdürü genel müdür yardımcısıymış abi. Ya şirket genel müdür yardımcısı. Ne bileyim, müdürü olma. Yani Netflix'in bir müdürü olmamalı ya. Ona daha güzel, böyle daha fiyakalı bir şey bulsunlar. Netflix'in müdürü genel müdür yardımcısıymış. Evet, ne demiş müdür? Demiş ki çekimleri ABD'de devam eden filmlerin, dizilerin prodüksiyon sürecine işte Haziran ayında devam edeceğiz demiş. E tabii bir şekilde devam edecek abi yani. Tabii ki de kolay bir şey değil. Bir sürü kurallar gelecek. Bir sürü standartlar değişecek en azından bu geçiş döneminde. Ama bir şekilde müdürün de dediği gibi bir şekilde devam edecek abi. Çünkü yani her sektörü bir şekilde canlandırmak zorundayız. Elbette ben demiyorum ki kafa göz her şey başlasın demiyorum ama bir süreç içerisinde belli çerçevelerde her şey ufaktan başlamak zorunda. Öyle gözüküyor en azından. Abi çok güzel yorum yazmış. Netflix Park ve Bahçeler Müdürü diye. Ben var ya ne yorum okuyabiliyorum ne yukarı yiyor. Benim niye? Muhabbet dışındaki her şeyim dondu. Yorum okuyamıyorum. Seninkileri göreceğiz. Yani ya ben okurum, yeter ki görüntüye gitsin yeter. Ben hiçbir şey okuyamıyorum. Üstte tamam, canlı yazısını falan da görmüyorum. Her şey şey oldu. Her şey dondu, bir şey oldu. Ama benim görüntüm geliyorsa sorun yok. Geliyor. Netleştin de. Ha, süper. Seni de ben rahat rahat görüyorum. O yüzden şey sorun yok. Güzel. Evet sıkıntı. Abi bir şekilde ufaktan başlayacak. Buna belli bir standartlar gelecek. Hatta bugün senaristler ve oyuncular birliği, oyuncular sendikası da bazı kriterler açıklayacağını söyledi yarın. Ufak ufak her meslek birliği bir şekilde bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Her sektör bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Ben el birliğiyle bu sürecin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Yani bu dönemde hepimize bir görev düşüyor. Ben kendim hani bir senarist olarak, sinemacı olarak bir şey yapmak istiyorum. En azından ne olursa olsun bu dönemde sonuçta sinemaya destek olmak, sinemayla beraber, çünkü o bizi büyütüyor, biz de onu büyütüyoruz, birlikte büyüyeceğiz ve dediğim gibi hepimizin taşın altına elini sokması gerektiği bir dönemde düşünüyorum. Kesinlikle abi. Neler arada... konuştuğumu farkına değilim şu an. Çok uzun bir şey anlattım ama inşallah. Ya çok güzel konuşuyorsun olur. Hayır. Çok güzel gidiyor. Evet. Sana güzel bir haber daha. Bugün tabii artık haberleri izlemeyen bir gençlik var. Çok daraldık abi. Bıktık. Evet abi. Ben de izlemiyorum şu anda. Çünkü psikoloji falan bozuyor abi. Yani o yüzden de ben de bıraktım haber kanallarını izlemeyi. Ama Turizm Bakanı'nın Mayıs sonu gibi iç turizmin turizm başlar demiş direkt.
Mayıs sonu gibi iç turizm başlar demiş. Turizm Bakanımız bunu söylemiş. Yani abi baktığımız zaman çok konuşuyorum son günlerde. Hani korona özellikle turizmi, eğlence sektörünü, sinemayı, tiyatroyu vurdu. Yani diğer sektörler, ticaret devam ediyor, işte gıda sektörü devam ediyor. Birçok sektörler devam edecek ama eğlence sektörü, turizm, ya ben hepsini bir çatı altında toplarsak bu eğlence sektörünü, tiyatrosunu, sinemasını çok büyük yaralar aldığını düşünüyorum. O yüzden de bir an önce başlaması güzel bir şey olacak. Hem bir umut verecek insanlara. Ama sistemli bir şekilde olması lazım. Yani bir an önce başlaması tabii ki de güzel ama tabii sistemli. İnşallah herkes bu kurallara riayet eder bir şekilde. Çünkü önemli olan insan sağlığı. Burada o sistemi bir tık daha tabii oturtacaklarına inanıyorum. Yani öyle olması lazım. Çünkü kolay bir şey değil gerçekten. Sen sürekli fotoğraf niye değiştiriyor? Abi böyle bir sistem bulduk. Alttan kullanıyoruz onu. Çünkü sürekli değişiyor. Yani ben bir an önce tabii ki de başlamak, bir şekilde başlamak gerekiyor. Bir şekilde başlamak gerekiyor ama yani bu bir an önce tabii yani herkesin gönlünde tabii ki de bir an evvel hayata dönmek var ama ne kadar sistemli bir şekilde olursa, ne kadar insan sağlığı önemsenirse, önde olursa o kadar mutlu olacağımız bir şey. Sonuçta yani hiçbir şey insandan daha önemli değil. Kesinlikle. O yüzden de inşallah sistemli bir şekilde bu işlerin bir toparlanacağına inanıyorum. Ya şimdi tabii sen anladığım kadarıyla artık senaristlik, yönetmenlik, oyunculukla hayatını öyle kazanacaksın. Senarist, oyunculuk şu an, yönetmenlik. Yani o enerjin onu gösteriyor. Güzel de dün gece oturdum özellikle Küçük Esnaf'ı bir daha izledim. Eyvallah. Hatta bizimkiyle birlikte izlerken bu hani mezarı kazarken içine düştüğün sahne var ya abi. Evet abi. Aynı koronada yakalanmış bizler gibi yani. Biz de bir anda bir şeyin içine düştük. Yani bir belanın içine düştük ama nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz o şeyden. Dün gece fark etti mi bilmiyorum sabaha kadar işte bu 5G ile alakalı. Aslında Amerika'da koronanın olmadığını ve bilerek de diğer hastalıklardan ölen insanların bile korona diye yazıldığını, böyle komplo teorileri yayıldı. Ya işte bu Bill Gates kafası, yok işte bunun aslında bir büyük bir komplo teorisi olduğunu. Yani bunlar bir de gençlerin ulaşabileceği yerlerdeler abi. Ya bu haberler her yerdeler. Bir anda bir psikolojik bir travma yaratacak bizde. Şimdi bu yavaş yavaş da ekonomik krizle birlikte etkilerini göreceğiz abi. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani gerçekten bir oyunda mıydık biz? Bugün ABD ve Çin özellikle hani sürekli bir kavga içindeler. Ya abi şimdi bunlar tabii her olayla ilgili böyle şeyler söyleniyor. Yani işte her olayla ilgili abi, komplo teorisi vardır yani. YouTube'a komplo teorileri yaz. Akıl almaz şeyler görürsün. Birçoğu da çok komik. Birçoğu da çok enteresan. Yani bir şeyler elbette oluyordur falan ama yani bir şey olmadan da bunları konuşuyor olmak biraz böyle şey gibi oluyor. Hani Amerika var arkasında ve onun yanında bir şey var demek de biraz böyle bir şey böyle altı dolu olmayan bir muhabbet gibi oluyor ama tabii ki de yani dünyada gördüğümüz yani bilmiyorum tabii bu olayın içeriğinde şimdi herkes birbirini suçluyor. O diyor ki biri evet. İşte Amerikan Başkanı Çin virüsü diyor. Çinler diyor işte bilmem neden çıktı diyor. Yani dediğim gibi ama şöyle düşünmek lazım. Bundan hani bütün devletler zarar gördüğü için, bütün ülkeler zarar gördüğü için hani kim bu teori yapıyor, kim bu komploları yapıyorsa bir şekilde hani herkese zarar da veriyor. Ama işin altından ne çıkacağını zamanla görmek lazım. Yani şu anda yani bana böyle hani direkt bir teori, komplo teorisini konuşuyor olmak şey gibi duruyor. Yani buradan hani Trump'ı konuşuyor olmak biraz bana şey geliyor. Yani çok zorlama gibi geliyor. Çünkü bir şekilde yani bir şeyin içindeyiz ve o içinde olduğumuz şeyin nereye gideceğini gördükten sonra aslında daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz. Ama dediğim gibi bu kadar büyük çaplı olayların içerisinde mutlaka bir şeyler oluyordur. Yani her olayda olduğu gibi. Aslında bu komplo teorileri nereden doğuyor? Çünkü çok gerçeklerini gördüğümüz ve yaşandığı için. Böyle şeyleri çok çevremizde, dünya tarihinde çok gördüğümüz için komplo teorileri türüyor. Ama yani dediğim gibi biraz bakıp aslında işe sağlıklı yorum yapmak için biraz daha beklemek gerekiyor. Ama dediğim gibi yani işin içinden bir sürü şey çıkacak. Evet abi yani bir de tabii artık her gün bir şey çıkacak ve kafamız bulanacak. Bir an önce de bence herkesin böyle tatile gidip bir kafa boşaltması lazım.
Yani yoksa 5G'den işte radyasyon yayılıyormuş da işte insanları enfekte ediyormuş derken bayağı bir kafayı üşüteceğiz gibime geliyor. Cihan Tükel burada mı acaba? Arkadaşlar alttan şimdi yazılanları da görüyorum. Bizim Cihan'ı tanıyorsun değil mi abi, İzmir tayfasından? Tabii ki de çok tanırım. Dün gece konuştum ya, beni aradı sağ olsun. Öyle tanıyorum. Mi? Tabii tabii. Cihan burada mı? Kimler izliyor bilmiyorum. Alttan Efe'yi gördüm, bizim Efe Parlar'ı izliyormuş. Yazdı. Selamlar. Geçenlerde onu konu kaldık abi. Eyvallah. İnanılmaz aklı başında bir çocuk. Yani müthiş, müthiş de yetenekli. Çok seviyorum onu. Hah, Cihan buradaymış. Cihan Tükel. Cihan Tükel. Biz önceden bir ekiptik abi. Duygu Özkan. Bizim Süper FM Duygu. Biliyorum, biliyorum. Ondan sonra, işte Cihan falan. Herkes mesaj attı senin buraya geleceğini duyunca. Akşam gece izleyeceğim diye izliyorlar. Şimdi abi, tabi burası sinema portu olunca konu sinema. Yani sinemada da ülkemizde birden bir şey tarım konusu zaman, garip olurdu. Evet ya, bir şey ürettiğin zaman ülkemizde sinemayla alakalı, yani sanki çok kolay bir şeymiş gibi, sanki senaryo yazmak, film çekmek sürekli bir eleştirilir. Yani evet, ülkemizde böyle bir linç etmeye hazır bir güruh var. Umarım korona sürecinde de ıslah olurlar onlar. Yani çünkü gerçekten zor şeyler abi. Film çekmek, film yönetmek, senaryo yazmak. Yani sen de öyle düşünüyor musun? Islah olsunlar bu korona sürecinden. Çünkü çok üreten genç adam sinemamızda, yok, özellikle komedide kimse ıslah olmasın. Yazan yok. Yok, koronadan dolayı böyle olmasın ya. Koronaya aman geçsin bitsin. Yine insanlar eleştirsin, istediği kadar eleştirsinler de. Ama yani, ihtiyacımız olduğunu yani dediğim gibi, bilmeleri ya, lazım. Bu sonuçta yani şimdi artık sosyal medya diye bir şey var. Evet, yani herkes tabii ki de bilmeden de yorum yapıyor bazen. İşte ne bileyim, bir filmle ilgili ya da bir eleştiride. Ben eleştiri konusunda şeyim ya, hani insanlar hani hakarete varmadığı sürece bir şeyleri eleştirebilirler. Yani dediğim gibi biz de zamanında herkesin filmine burası olmuş burası olmamış diyoruz. Gerçekten zor bir meslek yaptığımız meslek. Sinema zor bir şey. Hakikaten çok emek isteyen, çok insanın içinde emeği olan bir şey, ama yani dediğim gibi yani ıslah olsunlar noktasında, herkes ıslah olsun yeter artık gibi, zaten böyle bir şey hani yaşamıyorum. Sağ olsunlar, hani seven de çok var. Hani ama dediğim gibi eleştiren de olduğunda da onları da okuyoruz. Ya benim aslında genel bütün yaptığım işlerle ilgili amacım yani her zaman bir insanları kazanmakla alakalı olduğu için hiçbir zaman şov olmuyorum yani. Ya birileri benden nefret etsin ve ben onları nefret eden ve beni sevenler ve nefret edenler diye ikiye ayırayım duygusu hiçbir zaman olmuyor abi bende. Bende hep insanları kazanma duygusu oluyor. Çünkü bir emek harcıyoruz. Tabii ki de beğendiği beğenmediği yerler olabilir. Ben de diyorum ki içimden hani evet, bazen üzüldüğüm ya da kırıldığım bazı yorum olabilir. Hani hakaret tamiz bir durum olduğu için olursa diye söylüyorum, ama çok ender oluyor bunlar da. Bu arada hani eskiye göre çok azaldı. Hani bence sosyal medyadaki bence o sertlik de bir tık daha azalıyor bence. İnşallah daha da azalsın. Ama demek istediğim yani ben daha çok kazanmak isterim yani. Bir sonraki şimdi bana onu yazan arkadaşım, bak o filminin çok bilmemesini beğenmemiştim ama bu filminde şunu çok beğendim desin. Ya ben bir tık daha o kafada bakıyorum aslında. Evet, yani arada takıldığımız sinirlendiğimiz şey olmuyor mu? Çünkü sonuçta şöyle bir şey var. Yani sosyal medyada yani negatif yorum yazana bakıyorsun ya. Negatif yazan prim yapıyor ya. Bunu da herkes biliyor. Negatif yazan, evet, negatif yorum yapan da senin sinirini bozuyor. Sen de kimmiş bu ya diye bakıyorsun ya. Biraz da yani herkes bir tık da dikkat çekmek istemek de var. Ben buradayım, ben de biriyim demek istemek de var. Bunlarda da çok haklı herkes. O yüzden de eskiye göre, yani biraz da yaşımla alakalı herhalde. Yani şimdi 36 yaşındayım, 37 yaşına giriyorum. Hani bir tık daha yaşla da alakalı, bunları daha olgun karşılamak lazım. Yani sonuçta eleştirmek, hani biz çünkü eleştiri kültürünü çok iyi özümsemiş ve bunu çok iyi yöneten bir ülke değiliz. Yani eleştiri kültürü iyice oturtmamız lazım. Çünkü eleştiri aslında elbette hakarete varmadığı müddetçe de çok faydalı bir şeydir. Yani birbirimizi eleştirmeliyiz ve bu eleştirilerden yeniden doğmalıyız, yeniden büyümeliyiz. O yüzden bu tip durumlara da bir tık daha hoşgörülü olmak gerektiğini düşünüyorum. Geçmişten beri bizde bir eleştiri geleneği var böyle. Yani bir eleştirme isteği duyuyoruz içimizde. Yani doğru söylüyorsun abi, son zamanlarda ufak ufak gidiyor.
Benim demek istediğim şuydu. Şu koronada aslında bir şeylere, birilerine ihtiyacımız olduğunu net gördük. Yani baktığımız zaman üreten adamlara ihtiyacı var bu memleketin. Ne tabii üretiyorsa. Her yerde. Evet. Soğan dahi üretiyorsa. En önemli şey zaten. Onlar dahi dediğin şey en önemli şey zaten. Kesinlikle öyle. Yani en ufaktan en büyüğüne üreten insanlara ihtiyacımız var ama üreten insanların şevkini kırmaya da kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum. Yani insanlar dediğim gibi ya bu normal. Yani şimdi bir dönem başladı. Bir sosyal medya, bir internet devrimi yaşıyoruz. Bunun içerisinde ya tabii ki de insanlar burada bir medeniyet kuruluyor. Yeni bir medeniyet. Her medeniyetin kurulması gibi burada çatışmalar olacak. İşte bazı mücadeleler olacak. Ve mücadelelerden burada da aslında bir internet medeniyeti kuruluyor. Yani evet. İşte görüyoruz, bunun ilk örneklerini görüyoruz. YouTube'da işte ilk yayın yapanları da görüyoruz. YouTube yayıncılığının nereye geldiğini gördük. İşte Instagram'ın başını görüyoruz. Instagram'ın nereye geldiğini görüyoruz. Aslında hep dediğim gibi burada da bir sosyal medya, burada bir de bir internet devrimi var ve internet kitlesi oluşuyor. Bunlarda da zaman içerisinde duygular daha da oturacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu süreçte sadece nezaketi, birbirimize karşı nezaketi ve saygıyı kaybetmeyelim. Geri kalanları eleştirelim tabii ki de ama sadece nezaketi elden bırakmamak lazım diye düşünüyorum bu dönemde. Çok doğru söylüyorsun. Abi ben bir bölümde izleyicilerden soru alıyorum burada. Tabii ki de. Dilersen sana sormak istediklerini de buradan bize yazsınlar. Ben okuyayım. Arkadaşlar olur. Bakayım kim gelmiş. Mesela bir müdür geldi abi. Filmsan Vakfı Müdürü Kıvanç gelmiş. Kıvanç Terzioğlu. Kıvanç görüyorum diğer yayınlarda da seni. Peki arkadaşlar. Ben hiçbir şeyi görmüyorum arkadaşlar bu arada. Beni görmedim bile. En azından baktı, gördü, okumadı olmasın yani. Tanıdık, tanımadık. Herkes için söylüyorum. Eyvallah. Ben tabii bir de blurlandın ya abi. İyice yok olduğun gibi. Şimdi merak ettiğiniz, yani klişe sorular sormayın arkadaşlar. Yani filmleriyle ilgili bu adamın en son koronadan çok kısa bir süre önce bir filmi vizyona girdi. Abi koronaya denk geldi mi filmin gösterimi? Tabii. Üçüncü haftasında sinemalar kapatıldı. Ya. Evet. Peki bu sana bir, yani filme bir zarar oldu mu gişe bakımından? Yani tabii ki de zararı oldu. Hani zaten girdiği dönemde de zaten aslında İtalya'da karantina başlamıştı ve aslında bizim ülkemize de psikolojik ve sosyolojik etkisi başlamıştı zaten. Zararı oldu ama yani ya bizim yani izleniyor yine ya, film izlendi hani böyle çok da az izlendi diyemem ama şunu düşünüyorum, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok büyük dertleri var herkesin. Yani yeter ki her şey düzelsin, biz yenilerini de yaparız. O yüzden hani ona artık yani konu öyle bir noktaya geldi ki artık filmlerle ilgili hayıflanma dönemini bir tık geçti mi diyeyim yani. Hani her şeyin hayırlısı deyip aslında şeye bakıyorum yani hani yeter ki önümüzdeki zamanları kurtaralım. Yeter ki önümüzdeki zamanlarda hep birlikte her sektörü ayağa kaldıralım. Ben aslında bu dönemde ona bakıyorum. Yoksa tabii ki de bir zararı oldu elbette. Evet. Ben dün özellikle Netflix'te var mıdır diye baktım. Galiba satılmamış yok, herhalde. Daha yok. Ata yazmış. Ne zaman Netflix'e gelir diye. Ya şöyle, Netflix'te bir kanun olduğu için şu anda, Kültür Bakanlığı kanunu olduğu için yeni çıkan sinema kanununda 5 aydan evvel filmler sinemadan dijitale verilemiyor. Dolayısıyla o dönemi bekliyoruz. Muhtemelen Temmuz sonu, Ağustos gibi en erken o zaman olabiliyor. Yani film o zaman girebiliyor. Şu an herhangi bir değişiklik yok. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor diye biliyorum ama şu anda herhangi bir değişiklik yok. En erken Temmuz'da olacağını düşünüyorum. Dijitalde yani Netflix'te ya da diğer pay TV'lerde o zaman olacak. Bülent Öncü sormuş, bu zamanlarda korona sürecinde sinema anlamında çalışmalar yapabiliyor musunuz? Yeni bir film falan yani demiş. Evet, yapıyorum. Yani başlangıçta tabii ben de bir 15-20 gün hani bir şaşaladım yani ne oluyor falan filan diye. Hani o dönemde de biraz da aslında yorulmuştum. Film sürecinden yeni çıkmıştım. Azıcık böyle bir aylaklık yaptım. Aslında daha izleyemediğim şeyleri izledim. Okuyamadığım kitapları okudum. Bana iyi geldi. 15-20 gün sonra başladım. Şu anda bir dizi bir de film yazıyorum aynı anda. Oo, süper. Bir tane dijitale bir dizi yazıyorum. Bir taraftan da bir tane de film yazıyorum. Harika. Abi sen şimdi tabii seni biliyoruz, mizahın içinden gelen, çocukluğundan beri bir adamsın. Bu korona günlerinde özellikle mizahı olur mu? Olursa sence nasıl olur? Yani Ya çok aslında bu bıçak sırtı konular ya.
Woody Allen'ın güzel bir sözü var. Diyor yani komedi aslında trajedi artı zamandır. Aslında komedinin zaten iyi olanı zaten trajik olayların içerisinden çıkandır. Ama biraz zamana ihtiyaç var tabii. Çünkü çok sıkıntılar yaşanıyor. İşte hani her şeyi bir rakam olarak görürüz ama o rakam olarak gördüğümüz insanlar gerçek. İşte hasta olanlar, maalesef vefat edenler. Yani bunların hepsi gerçek ve burada bir sürü insan bundan etkileniyor. Yani belli bir süre sonra elbette bununla ilgili birçok şey yapılacaktır. Yani bunun dramı da olacaktır, komedisi de olacaktır. Ama dediğim gibi her şey aslında bir zamana ihtiyacı var. Ondan sonra hepsinin olacağını düşünüyorum. Hatta şu anda Yılmaz abinin de bir dizi projesi var benim bildiğim. Sosyal, evet. Sosyal mesafe mi? Bir ismini tam hatırlamıyorum ama şu anda Köyceğiz'de onunla ilgili çalıştığını biliyorum. Yani Yılmaz Hoca'nın da öyle bir şey var. Hatta o da yakın bir zamanda belki dijitalde ya da başka bir yerde görebiliriz. Evet, bizimkiler de haberini yapmıştı hatta. Evet, babamla sosyal mesafe. Şimdi hatırladım adını. Korona ile alakalı çok malzeme çıktı. Yani Arap sabunuyla yemek yapanından tut. Çok malzeme çıktı. Acaba çok kim erken davranır da bunları filmleştirir, çok merak ediyorum. Ben şeyi çok sevmiştim bu haberlerin hepsinde. Aklımda hep o haber kaldı. Bir apartmanda bir abimiz korona oluyor. Bütün apartman evet. Geçmiş olsuna gidiyor. Sonra apartmanı komple karantinaya aldılar. Evet. Bu son süreçte doğru, evet abi. O çok hoşuma gitmişti o haber. Yani inşallah ya. Kimseye bir şey olmamıştır tabii de. Ama güzeldi yani. Ya abi bir tanesi de yurt dışından Türkiye'ye işte köyüne ziyarete geliyor. Bütün köylü hoş geldine gidiyor. Yani hediye falan var mı, yurt dışından gelir ya. Köyü ya. Karantina altına aldı. Eyvallah ya. Ya işte hiçbirimiz aslında bilmiyorduk. Yani dediğim gibi şimdi bunlar aslında trajikomik işte. Yani hiçbirimiz bilmiyoruz ki yani. Çünkü bir öyle bir şey oldu ki. Yani bilim insanları da bilmiyor. Yok 10 dakika havada asılı kalıyormuş. Yok mobilyada bilmem ne de kalıyormuş. Yok bilmem ne oluyormuş. İşte gelen eşyaları silin. Yok silmeyin 5 saat bekletin. Ya bir bakıp çıkın bulaşmaz. Bilmem ne. Her gün yeni bir bilgi geldiği için bu süreçte insanlar da hani tabii ki de bir alışkanlık var. Hani biri hastalandı mı biz geçmiş olsuna gideriz. İşte bilmem ne olur bilmem ne olur. Yani biraz da tabii ki de ne yaparsak yapalım. Biraz da hani hep sürekli bilgilendirildik. Yani baştan yani hiçbir ülke sadece bizim ülkemize değil yani bütün ülkeler bu konuda ne kadar derlerse hazırlıksız yakalandı. Zaten sonuçlarını görüyoruz. Hani Avrupa'nın durumu ortada, Amerika'nın durumu ortada, Çin'in durumu ortada. Yani gerçekten herkes durumu yönetmekte çok zorlandı. Çok. Evet. Abi getir reklamlarını merak eden var. Getir evet. Reklamların devamı var. Ya reklam çekiyoruz ya. O biz böyle çok uzun vadeli bir iş o. Yani bayağı bir uzun da sürecek. Çok da güzel şeyler çektik ama tabii gündem başka bir yere kayınca onları yayınlayamadık ama yeni bir şey de çekebiliriz. Bayağı bir yani yapacağız yani uzun bir anlaşmamız var yani. Güzel şeyler süper. Çıkaracağız. İlk reklamı çok sevdiler. Çok güzel tepkiler evet. Aldık sağ olsunlar. İnşallah bakalım diğerlerinin de güzel şeyler. Abi radyodan bir dinleyicimiz var. Yasin Yıldırım benim hayatımı film yapın demiş ama gerçekten de hayatı filmdir yani. Onu bir daha sana yollayayım senaryosunu. Herkesin hayatı filmdir abi ya. Bu çok güzel. Çok enteresan şeyler var abi. Eyvallah doğrudur. Bir gün bana nazar bir öğrenmek öğrenirsek yaparız tabii. Ne güzel olur. Abi hemen söyleyeyim. Bir gün yayında Alem Efendi dedim ki ya bana nazar değdi falan. Sen adresimi bulmuş. Ondan sonra evin adresini. Annem diyor ki güvenlik aradı diyor. Kıymet abla koş. Sen bir yarım kilo kurşunu güvenliğe bırakmış. Açmayın demiş. Ne var demiş yani güvenlik bunun için. Kurşun var demiş. Gitmiş abi de. Yani polis çağırıyor annemler falan yani. Böyle bir abimiz. Lan niye söylemiyorsun? Yarım kilo kurşunu yani, niye götürdün? Sanki film değil de bir tık skeç programı olur gibi geliyor bence hayatımda. Tam yani. Tam. Biraz Yasin öyle duruyor. Eyvallah. Yasin Yıldırım. Selam olsun kendisine. Danimarka'dan İbrahim Brother demiş birisi. Arkadaşlar sorulara bakıyorum. Selamları şöyle bir geçelim. Bayi toplantısı efsane, emeğinize sağlık diyen var. Eyvallah, sağ olsun. Yukarı doğru şöyle çıkayım. İbrahim'e süper kahraman tiplemesi çok yakışır. Zaten muhakkak yapmıştır onu da. Süper kahraman tiplemesi diye bir şey mi var bilmiyorum ki. Abi ne oluyor abi? Mesela Hamdi abi yaptı Gazman falan hani böyle. Yok abi ya ne süper kahraman. Bizim ekipten Aykut sormuş. Yol arkadaşım 3'ü istiyoruz demiş. Gelecek mi? Devamı var çünkü onların. Yani yol arkadaşım 3 bu yıl değil ama belki bir sonraki yıl düşünüyorum.
Yani var da bir senaryo da var aklımda. Yani istiyoruz da bir tane daha film yapmak. Yani yapacağız gibi duruyor. Yani göreceğiz bakalım. Benim de gözler bozulmuş. Yakına geldim arkadaşlar. Şöyle bir okumak için. Korona ile alakalı tabii komik olmayabilir. Ne çıkacağı belli olmaz demişler. Evet. Çok güzel hareketler bunlar. Eski kadroyla başlasın ister mi acaba İbrahim Bey demişler. Ya bence her şey zamanında güzel ya. Yani o dönemde çok güzeldi. Ya bir daha başladığında aynı tadı vereceğini çok düşünmüyorum. Yani dediğim gibi her şey zamanında çok güzel oluyor. Yani o zaman diliminde çok güzel oluyor gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. İzninle şöyle alayım da şuradan bakayım. Sinemadaki bir filmin Netflix'e geçmesi en az 5 ay geçmesi gerekiyor. Doğru mudur diye. Evet, Söyledim uzun demin bir aslında süreç. söyledim onu. 9 ay falan değil mi abi Netflix'in kurulu alması bilmem ne. Yok 5 aydan sonra alabiliyor. Sinemada sinema gösteriminden 5 ay sonra alabiliyor. O süreci çünkü Türkiye'de birçok filmi çok beklettikleri duyulur genelde. Ha öyle mi bilmiyorum. Ben hiç öyle bir söylenti duymadım. Yani genelde işte iş öyle gidiyor. Yani filmler işte sinemadan 5 ay 6 ay sonra Netflix'te buluşuyor. Evet. Bakayım başka neler var. Beraber büyüdük. Bizi diskoya götürün diye peşimden dolanıyordunuz demiş. Bilmiyorum artık kim akrabalardan birisi ama. Vallahi bilmiyorum. Bizi diskoya götür diye peşinden yani dolaşmamışımdır kimsenin ama yani bilmiyorum. Şöyle bakalım. Filmde ne kadar kayıp oldu maddi anlamda? Bundan sonraki planı ne olacak İbrahim abinin demiş. Maddiyatı baş verin ya. Ya işte kayıp diye bakmayalım. Bundan sonra da güzel şeyler yapacağız. Yeter ki sağlığımız, dünyamız güzel olsun. Bundan sonra da güzel şeyler yapalım. Ya o yani öyle şeyler çok yani yeter ki dediğim gibi sağlık olsun, herkes iyi olsun, hepimiz iyi olalım. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte daha güzel şeyler üretiriz. Hep beraber coşarız, eğleniriz diye düşünüyorum. Evet. İbrahim abi seni böyle bir şey gördüm bu koronada o eski halinden daha ziyade daha sakin bir İbrahim var Ama karşımızda ciddi da. sorular soruyorsun. Bu sinema süreci ne zaman bitecek diyorsun. Yani ne Ya anlıyorsun? evet. Sinema sürecinle ilgili şaka mı yapıyorum? Millet aç. Sinema sektöründe bir sürü insan para Doğru. kazanamıyor. Ne yapayım? Şaka Doğru yapılacak konular söylüyorsun. olmadığı için dolayısıyla da daha ciddi cevaplıyorum yani. Yani ister istemez aslında sohbet biraz oraya götürüyor yani. Evet ama daha abi yüzümüzün güleceği günler olması lazım. Ben Olacak alışık olacak olmadığım olacak hep için. beraber. Yok ben keyfim çok yerinde ya. Yani o anlamda hiçbir sorun yok. Ben dedim ki ben konular ciddi olduğu için ciddi cevaplama duygusundaydım yani her konuyu. Anladım. Pekala abicim. Yalnız mı yaşıyorsun abi yoksa artı bir yengen şu an yanında mı? Abi eşim evliyim abi. Nasıl Ha şu yalnız an yaşayacağım o? biliyorum evli oldun da şu an yalnız Eşimle mısın? ayrı evlere çıkmış olsak ya. Yok abi yalnız yaşamıyorum. Eşimle birlikte tabii ki de yani evliyiz. Beraber yaşıyoruz ya. Pekala. Kilo milo aldık mı abi bu süreçte? Sıfır Yani abi ya. Aa! Sıfır ya. Kilo almadım ya. Çok iyiyim yani. Yani dikkat ediyoruz. Yani arada kaçırsam da diğer öğünlerle dengeliyorum. Gün içinde de böyle bir yani tatlı bir bahçem var. Orada böyle biraz bir yürüyüş yapıyorum falan filan. Oralardan bir tık toparlıyorum aslında. Çok yani kilo aldığımı söyleyemem. Zaten bir İyi kilo misin? vermiştim. Bir 10-12 kilo vermiştim. Onu muhafaza Evet. ediyorum şu anda. Bu süreçte tek kilo almayan adamsın herhalde İbrahim abi. Yok ya herkes şimdi yaz Herkes çok gelince herkes bir şişti. şey oldu. Haziran'dan sonra her şey açılacak bilmem ne deyince insanlar bence ufak ufak sosyal hayat başlayacak diye bence tekrardan diyete falan girdiler. Ben görüyorum herkes duruyor. Artık spor yapanlar artmaya başladı yani. Abi bugün haberlerde ufak bir baktım Kuşadası sahilleri falan millet dayanamamış atmış kendini denizlere. Yani Yani dikkatli olalım. Atalım kendimizi denizlere ama bir tık dikkatli olalım. Ama bu bütün dünyada böyle yani. Kaliforniya'da da inanılmaz bir izdiham varmış sahillerde falan. Bugün öyle bir haber de görmüş. Hani dünyanın her yerinde insanlar tabii bunaldığı için herkes bir şekilde kendini atmak istiyor ama bir tık daha ihtiyatlı olmakta şey var yani. İhtiyatlı olmakta yarar var diye düşünüyorum. kesinlikle abicim. Şimdi abi genelde Bedran Güzel ismini şöyle bir analım. Selam olsun kendisine. Eyvallah, Filmlerin selamlar. yönetmenliğini yapıyor. Evet. Bundan sonra da yani
çoğu isim biliriz, hep aynı isimlerle çalışır falan. Bedran mı çeker filmleri? Ya Bedran'la çok iyi anlaşıyoruz. Benim aynı zamanda çok da yakın arkadaşım. Ya biz şu anda Öyle mi? çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Ya keyif aldığımız müddetçe yani böyle devam eder gibi duruyor. Yani keyif alıyoruz. Beraber üretiyor olmaktan, işte çalışıyor olmaktan, dostluğumuzdan da birbirimizden de keyif alıyoruz. Çok yetenekli de bir yönetmen arkadaşım. Zaten yani benim dışımda da zaten kendi de çok yetenekli bir yönetmen. O yüzden onunla çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Yani Çok. ikimiz de keyif aldığımız müddetçe bu devam eder gibi duruyor yani. Evet, bir de seni iyi çözmüş tabii. Senin o komik yanlarını, yönlerini, her şeyini çok net ekrana yansıtıyor. Bu da çok önemli bir şey. Tabii ki de. Uyum çok önemli abi. Yönetmen, senarist uyumu, yönetmen oyuncu uyumu. Ya filmin olmazsa olmazı yani. O yüzden de ya Bedran'la bu uyumumuzun da dediğin gibi yansıdığını düşünüyorum ben. Kesinlikle. Abi şimdi ilk önce 3 artı 1'di. Sonra bir 3 adam olarak işte Evet. ekranlardaydınız. Bu nereye doğru gidiyor? Sen tamamen sinemaya mı yöneliyorsun? Yoksa yine programlar devam edecek mi ekiple? Hatta siz ev arkadaşıydınız abi, ben hatırlıyorum. Ya ben aslında tam ev arkadaşıyım hani hep bir aradaydık ama hani ev arkadaşı Oğuz'la Eser'di. Bir de Tolga diye bir arkadaşımız var. O da Hypers'ın sahibi başında. Biz böyle bir dörtlü bir gruptuk yani Bursa'dan gelen. Tolga daha hani internet ve orada çok acayip şeyler yaptı. Biz de bu işlere girdik. Abi şeydeyiz ya yani onun da bir süresi var. Dediğim gibi her şeyin bir dönemi var. Biz de böyle yapmaktan bir tık da sıkılmıştık. O dönemde hani 3 sene önce de bıraktık. Şimdi Eser çok güzel program yapıyor kendisi. O televizyonda. Evet. Yani biz şu anda birlikte hani bir program yapma durumumuz yok. Yani öyle bir planımız da yok. Hani ben de sadece sinema yapıyorum da öyle bir planım da yok. Yani dediğim gibi içime sinen, aklıma yatan bir sürü şey ama yazdığım şeyleri yapmayı tercih ediyorum. Bu önümüzdeki dönemde de hani dediğim gibi yazdığım bazı şeylerle inşallah buluşacağız. Çok soran oluyor tabii, alttan da görüyorum yani. Üç adamda çok güzel bir enerjiniz vardı abi, Sağ yani olsun. müzikal gibi yani, hiç boş yoktu, sürekli tak 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 tak. O yüzden de alttan da yazıp duruyorlar tabii, Sağ isteyenler var. olsunlar. Yani biz dediğim gibi çok keyif aldık o süreçten. Ama sonlara doğru gerçekten biz de bir tükendik. Biz de yorulduk. Hani böyle biz bu işi zaten keyif aldığımız için hani illa çok uzun yıllar yapmak için değil, keyif aldığımız müddetçe bunu yapalım diye konuşmuştuk. Hep baktık sonlara doğru bir yorulmaya başladık. Yorulduk yani işin kendisinden. İşi yormamak istedik. Seyircinin de hani şimdi böyle güzel anması için bir tık tadında bırakmak lazım. Ama ileriki zamanlar gelecek ne gösterir onu bilemiyorum ama dediğim gibi yakın bir zamanda böyle bir plan yok. Üçümüzün de çünkü kendi içinde hedefleri var. Eser'in programı devam ediyor. Onun da Evet. YouTube'da da çok güzel devam ediyor. Onun YouTube'u da. Oğuz zaten müzikte çok acayip bir kariyer yaptı. Yani ben de Çok. kendim devam ediyorum. Yani o yüzden de şu anda böyle iyiyiz gibi. Ama zamanı bakmak lazım yani. Ama filmlerde de bir ayrılış olduğu gibi. Sen Evet, artık galiba filmlerde bir ayrılış şöyle. Ben yapıyorum zaten filmi. Onlar film yapmıyor zaten. Hani ayrı ayrı evet. filmler yapmadık. Yani ben yaptım. İşte Oğuz'la bir iki tane film yaptık. Oğuz oynadı filmlerde. Eser hatta ilk filmimizde o da sağ olsun konuk oyuncu olmuştu. Filmde de işte son filmde ikisi de yoktu. Ama yani artık o eksende değerlendirmemek lazım ya. Hani o muhabbet de şey oluyor yani. Artık 3 sene oldu program. Dela hala filmlerde niye yok? Yani atıyorum Oğuz'un albümünde de ben yokum mesela. O Eser'in talk show'unda da yokum. Yani sorun yok yani. Dediğim gibi o çünkü bu şey yani bu bir zaman bir şeyler uyuyor bazen. Beraber bir şey yapıyorsun. Bir şey olmuyor. Önemli olan arkadaşlığımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi. Doğru. Abi başında da söyledim yayınımızı. Ya BKM'nin gerçekten de yüzü sinemaya dönük olan, neredeyse yani senaryo yazan Zeynep Koçak'la da bir güzel İlk bir filmimizi kalem. beraber yazdık, evet. Evet, birlikte yazdınız. Yani tek gibisin. Diğerlerinin çok sinemaya yani şey sinemaya kapıldıklarını, iş ürettiklerini pek görmedik gibi. Bir arkadaşımız yazmış. Yol arkadaşım bir de İzmir galasında tanışmış. Ha, bizim Aykut yazmış. İzmir galasında tanışmıştık. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile muhteşem bir filmde, emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim, Tüm sağ olun. projeleri harika. Güzel işler bekliyoruz kendilerinden demiş Sağ Aykut. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Editörlerimizden Sinemaport'tan. Tabii çok yol arkadaşım serisi devam edecek mi soruları Eyvallah. çok var.
Çok var. Sorular çok. Loop etmeye başladım. Yavaş yavaş. Görmeye başladım abi. Yok yok, sorular, aynı sorular gelmeye başladı dedim herhalde, soruları cevapladık diye söylüyorum. Ya onları cevapladık, doğru abi. Yani benim de gözüme onlar çarpıp duruyor. Bakıyorum, Evet. işe dokunur. Böyle akıllıca bir soru var mı aralarında diye. Tabii arkadaşlıklar devam ediyor, durumları var. Şöyle bir alayım alta da. Yani Arkadaşlar bir yandan da uyarıyor. Bir saat olunca bunu kaydetmeden atıyor bizi. Evet, tatlı tatlı bir yerde bitireceğiz. Yani tatlı tatlı bitirebiliriz de yani. Peki abi, şunu da sorayım. Biz genelde işte oyuncularla bu telif haklarını falan da konuşuyoruz. Evet. Geçenlerde bir haber yaptık Sinemaport'ta. Şimdi baktığımız zaman birçok oyuncunun oynadığı diziler, filmler internette, büyük kanallarda dönüyor. Kanallar reklam gelirleriyle oradan paralarını kazanıyorlar. Ama Evet. o oyuncular tamamen haklarını yapımcıya devrettikleri için bir hak talep edemiyorlar. Ya Bravo. bu koronada anladık ki telif çok önemli. Evde işsiz oturan bir oyuncunun, yani o telifler mesela ilaç gibi gelirdi olsaydı eğer. Kesinlikle katılıyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani bütün haklarımızı yapımcıya vermek aslında artık Ya dediğim gibi olmamalı. bence bu iş yani şimdi işte işin yapımsal kısımlarında bazı düzenlemeler yapıldı. Geçtiğimiz sene yaşanan bir kriz oldu. Bazı düzenlemeler yapıldı. Artık bunun tabii işin yönetmen, oyuncu, senarist ve set çalışanları üzerinden de bir düzenleme olması şart. Aslında müzikte bunu bir nebze başardılar. Müzikteki telif hakları meselesi bir tık daha oturdu ama Evet. dizilerde, sinemada burada daha oturmuş bir durum yok. Hani o yüzden de bunun bir an evvel inşallah hani yetkililer tarafından gündeme getirilmesi kesinlikle bunun da bir sisteme oturtulması gerekiyor. Yani çünkü adalet herkes için olması gereken bir şey. Ben Evet. oyuncuların da, senaristlerin de, yönetmenlerin de hak ettikleri şeyleri almalarını kesinlikle istiyorum. Ve dediğim gibi bu süreçte de çok iyi gördük ki hani herkesin, hani mağdur olan arkadaşlarımız var. Dediğim gibi birçok arkadaşımız var sektörde. O yüzden de burada mutlaka bir düzenleme olması ve oyuncuların, senaristlerin, yönetmenlerin, set çalışanların haklarının da korunması gerektiğini düşünüyorum. Bugün bir haber vardı Sinemaport'ta. Mehmet Soyarslan demiş ki bakanlık sinema sektörüne çok destek olmuyor. Yani şimdi tabii imtina ederek bu zor günlerde memleketimizin, devletimizin çok şeye ihtiyacı var. Fakat dediğim gibi en büyük darbeyi alan sinema, tiyatro, işte oyuncular şu günden itibaren birazcık omuz atılmalı, birazcık yükleri hafifletilmeli Katılıyorum diye ama şu düşünüyorum. anda bununla ilgili ufak yani çalışmalar da geçen gün Muzaffer Yıldırım'ın bir canlı yayını izlemiştim. Nuluk'un sahibi kendisi. Eskiden de Mars grubun sahibiydi. Onu daha sonradan işte Güney Kore şirketine CJ Entertainment'a sattı. Onun bir konuşmasını dinlemiştim Muzaffer abinin. O da diyor ki yani bakanlıkla görüşüyoruz yapımcılar olarak. Bakanlıkla sürekli temas halindeyiz, konuşuyoruz. Yani belirli destekler olacak diye bir orada anlatmıştı. İşte dediğim gibi bir toplantılar da oluyor. Kesinlikle hem tiyatromuza hem sinemamıza kesinlikle destek olunması gerekiyor elbette. Yani dediğim gibi çok zor bir Onlar da süreçten hangi güne geçiyoruz. yetişsinler, kime destek olsunlar abi? Ya Bu kadar kesinlikle kolay bir dönem değil zaten. Dediğim gibi hepimiz birbirimize destek olmakla mükellefiz. Bu dönemi el birliğiyle atlatacağız. O yüzden de isyanlar da haklı. Herkes haklı bu süreçte. Herkes kendine göre haklı. Ama bir an evvel dediğim gibi kavga etmeden, çatışmadan el birliğiyle bu süreci atlatacağız diyor mu da diyor. peki, biz de bu soruların cevaplarını arıyoruz. Telif hakları ile ilgili meslek birlikleriyle de falan da konuştuk. Çok güzel. Abi bir tane dişe dokunur bir soru var. İbrahim Kaçal demiş ki, sen tabii sürekli komedi oynadığın için bu soru gelmiş. Şener Şen de bir komedyen fakat Eşkıya diye bir film çekti. Çok güzel Evet. oldu, çok başarılı oldu. Sen de düşünmez misin bir mafya filmi çekmeyi demiş. Bu arada İbrahim Kaçal'ı ben Bursa'dan tanıyorum. Bizim aile dostumuzu, Öyle mi? kendisine selamlar yolluyorum. Çünkü şimdi hatırladım adını soyadını söyleyince, zikredince İbrahim abiye çok Evet. selamlar yolluyorum. Ya günün birinde bu senaryonun kendisiyle alakalı bir şey. Eşkıya tabii ki de efsane bir film. Çok güzel. Yani güzel bir film olur. Güzel bir hikaye olursa elbette ki tabii ki de herkes böyle bir şey yapmak ister. Sadece hani benim bunu negatif cevaplamama zaten şansım yok. Yani çok isterim tabii ki de. Hani bir mafya filmi gibi bakmamak lazım. Hani güzel dram filmi diye genelleyelim. Bir dram filminde iyi bir senaryosu olan dram filmi tabii ki de ben de bir şeyler yapmak isterim. Yani yazmak da isterim, oynamak da isterim. Yeter ki dediğim gibi hikayenin kendisi önemli olan.
Hakan Baba Ağar abi rolü yakışır demiş. Çünkü abi Uğur Yücel'in de var öyle. Ağar baba rolleri ve inanılmaz komiktir. Ya eyvallah ama şeyim abi. Yani çok ağır abi rolleri olur mu bana bilmiyorum ama bakalım yani. Pekala. İbrahim abi çok şey var tabii uzun uzun sektöründe. Eyvallah. Sen program başından beri biz de kendi ekibimizle senaryolarınla sinemaya bir hizmet veriyorsun. Bu çok Eyvallah. önemli. Ben hep şundan yanayım. Genç adamlar eğer üretiyorsa sektörde gençleşiyor. Çünkü mizah anlayışı, sen o jenerasyonun mizah anlayışını aktarıyorsan mizah anlayışı da gelişiyor memlekette. Evet. Çünkü çok Yeşilçamvari mizah anlayışıyla komedi filmlerini götürmeye çalışıyoruz birazcık. Ama yeni Kesinlikle. nesli yakalayan senaristlere, mesela Zeynep'in gerçekten de bir yerde tanışırsam tebrik etmem gerekecek. Gerçekten de kalemi yeni jenerasyonun kalemine, mizahına çok yakın. Senin de öyle. Umarım bazı olumsuzluklara, işte şartlara işte kapılmadan üretmeye, yazmaya devam edersiniz. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Biz de herkese çok teşekkür ederim. Ben de yayını izleyen, yorum yapan, herkese tanıdık tanımadık, herkese çok teşekkür ederim. Sana da ayrıca çok teşekkür ederim. Konuk Eyvallah. severliğinden dolayı. Çok sağ ol. Ya dediğim Seni gibi biraz eleştirilere bakın. netleştiremedim. Elimden o gelmedi ama abi. Estağfurullah. Eleştireceğiz, üreteceğiz. Eleştiriler de olacak, üretim de olacak. Çok Sağ eleştiri olsunlar. olmasın. Bizim filmlerimize çok iyi göster seyircimiz. Ben herkese buradan ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de çok güzel işlerle dönmek için elimizden gelen her şeyi yapacağım. Ama Herkesi çok eleştiri seviyorum. Konusunu niye açtım biliyor musun? Ekşi Sözlüğe giriyorsun. Ya bir filmle alakalı saçma sapan 100-150 tane personel çalışıyor arkada sette. Hani bir cümleyle karalamaya çalışan bir tayfa var ya. Ya Abi olsun onlara ya. Onlar aslında. da olur ya. Onlar her filmle ilgili olacak ya. O kadar dert edilecek bir şey değil ya. Yani o yüzden yani her filmle ilgili böyle şeyler söylenir. Yani sonuçta yani bir değer üretiyorsun. Bu değeri hiç sevenler de olacak, sevmeyenler de olacak. Dediğim gibi önemli olan oradaki yani Eksizlik'te olsun ya da herhangi bir başka bir platformda olursa olsun. Oradaki senin gerçekten faydalanacağın eleştiriyi alıp ya yani kendince bir yol çizmek. Önemli olan bu. Yani şu dönemde hiçbir şekilde eleştirilmeden bir iş yapma şansın yok. Yani şu anda da seninle ilgili şu yayını yaparken bile bin insanlar olumsuz düşünüyor Altta olabilir. neler yazıyorlar? Ya işte onu demeye çalışıyorum. O yüzden bunlara takılmamak lazım. Eğer bunlara takılırsan bu sosyal medyanın olduğu dönemde iş yapamayacak hale gelirsin. O yüzden çok Doğru. takılınacak ya da polemik yapılacak işler değil bunlar abi. O yüzden iyi şeyler yapmak, iyi şeyler üretiyor olmak ve pozitif olmak lazım. Dediğim gibi eleştirilerden de gerçekten sana faydası olduğunu düşündüğün, içinde art niyet olmadığını düşündüğün eleştirileri alıp bu eleştirilerle de kendi yolunu çizmelisin. Bu mücadeleden de ancak bu şekilde galip çıkarsın. Doğru. Ağzına sağlık Abi abi. kendine iyi Kırmadın bak, bizi, görüşürüz. Çok konuştun. öpüyorum herkesi. Herkese çok selamlar. Sen de Yengeye kendine iyi bak. selam söyle. Aleyküm Ebe selam. yengeye Kendine iyi selam bak. söyle. Evet, beraber Görüşürüz yaşıyoruz abicim. çünkü. Bay O yüzden selam söyleyeceğim. bay. Kendine iyi bak. Orada bir Görüşürüz bot abi. kırdım. Çok Orada öpüyorum. bir gaf Kendinize iyi yaptım. bakın abi. Çok Öpüyorum herkese abicim. selamlar, Görüşmek üzere. sevgiler. Selamlar. Pekala arkadaşlar. Bu pazar gününde İbrahim Büyükak'la söyleşimizi gerçekleştirdik. Ben özellikle bu Sinema Port'un da bu sohbetlerinde sinemaya emek veren, bir şeyler üreten insanların şevkinin kırılmaması yönünde işte bazı böyle hatırlatmalar, o kötü eleştirilere falan bazı şeyler söylemeye çalışıyorum burada. Pazar, çarşamba, cuma günleri burada yayın yapacağız. Önümüzdeki günlerde hafta içi çok değerli yapımcılar, Levent Üzümcü konuğumuz olacak. Başka kimler var? Durul Bazan konuğumuz olacak. Bir tiyatrodan bir konuk alacağız. Tiyatromuzdan birisi olacak. Şöyle bakayım, tabii daha 2-3 dakikamız var. Bir saattir konuşuyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Kendi profilimden bir yayın yapayım. Alttan yazmışsınız. Burayı da işgal etmeden. Hı? Olabilir. Selam olsun bizi izleyenlere. Mert Turak olacak. Evet. Mert Turak konuğumuz olacak hafta içi. Onu da şöyle bir başa tutturayım. Şöyle bir nerededir? Dilşat.
Dilşat hatırlatmış bize. Eyvallah. Başka konuk var mı Dilşat? Onu da yaz bana. Şöyle. Peki Hakan Kulhan. Öyle yapalım. Radyoyu şimdi değil, koronadan sonra yapacağız arkadaşlar. Evet. Yasin abi selam olsun Yasin Yıldırım. Evet ben de bir oraya geçeyim. Mert Bey'e ve Dilşat Hanım'a selamlar demiş. Aykut ellerinize sağlık. Bütün bir sinema portun bizim WhatsApp sayfamız var. Orada olan herkese sevgiler olsun bizim ekibe de. Şimdi bu yayını hemen şöyle bir kapanmadan paylaşalım. Ver baba şunu bir. Şöyle bir. Birkaç dakika sonra bu sokağa çıkma yasağı kalkıyor. Saldırmayalım arkadaşlar. Yavaştan. Kapanda oynadım. Evet. Kapan filminde oynadık. Daha internete falan düşmedi. Galiba bizim de yapımcımız Netflix'e vermiş. Bekliyorlar filmin Netflix'te yayınlanmasını. Yıldırım, Mehmet Selçuk. Arkadaşlar iyi geceler olsun. Kendi hesabıma geçeceğim. Oradan kudururuz şimdi. Sinema portu işgal etmeli. Peki şu şöyle bitirelim. Dikkat edin kendinize.